Hata analizi adımı dördüncü adım. Bu adımda da solda gördüğünüz bu sefer somurtan adam işareti var. Buradan da artık sanırım anladınız. Dördüncü adımdaki tüm düşüncelerimiz negatif olacak. Burada da işimiz hiçbir olumlu cümle kurmama yönünde olacak. Üçüncü adımda her şey olumluydu. Dördüncü adıma geldik, her şey olumsuz. Dördüncü adımda 7 nolu tütünden başlıyor gördüğünüz gibi ortalardan. Sonra 8, 2 adım geriye, 1 adım ileriye şiddet değeri ve 2 adım ileriye proses iş elemanlarının hata nedenlerini inceleyeceğiz. 7'yi doldururken 4'e bakacağız. 8'i doldururken 5 sayılı numaralı sütuna bakacağız. Onu doldururken ise 6 numaralı sütuna bakıyor olacağız arkadaşlar. Hemen örneği ikisini aynı anda görecek şekilde ekrana yansıtıyoruz. Evet, nasıl? Ekranda bu sefer hem üçüncü adım hem de dördüncü adımı görüyoruz. Çünkü birbirleriyle ilişki olan hep mevcut ve bir önceki adımlar. Burada da yapacağımız her şey renklerle uyumlu olacak. Yani 8'i doldururken işimizi 5'e bakacağız. 5'teki faaliyetlere. 7'yi doldururken 4 numaralı sütuna bakacağız. Onu doldururken ise 6 numaralı sütuna bakacağız. Anlamı taşıyor bu renkler. Sıralamayı artık söylemiyorum. Sıralama artık şu andaki konumuz 4 nolu faz olduğu için şöyle konumuz burası. Dolayısıyla 4 nolu fazın 7 numaralı sütunundan başlıyoruz. 7 nolu sütunu doldurur iken şunu değerlendiriyoruz. 4 nolu sütunda belirtilen olumlu beklentilerin sağlanamaması durumu. Hadi gidelim 4 nolu sütuna. Geldik 4 nolu sütun. Olumlu beklentim neydi? Küre çapının uygun ölçülerde olması. Olumsuzu ne? 1. Küre çapının küçük olması. Başka bir ifadeyle ölçünün küçük olması. Ölçünün büyük olması. İki tane beklentim var. Burada bir beklentim vardı. Onların gerçekleşmeme durumu, yani 4'ün gerçekleşmeme durumu ise bizde 7 numaralı sütun olan proses adımının hata türü olarak karşımıza çıkıyor. Burası önem taşıyor. Her şey buradan devam edecek bundan sonraki çalışmalarda. Bakalım. 7'den sonra 8 nolu adıma geliyoruz. 8 nolu adım hatanın etkisi. Ben biliyorum ki 4 nolu fazla her şey olumsuz olacak. Hadi bakalım. Küre çapı küçük olur ise firmada, yani firmamızda başımıza ne gelir? Tork sağlanmaz, parçalar hurdaya ayrılır. Güzel. Yazdık onu. Niçin firmamızı değerlendirdik? Çünkü 5 nolu sütunda firma diye biz proses parçasının fonksiyonunu tanımlamıştık. Geldik tekrar 8 nolu adıma. Müşteri fabrika. Müşteri fabrika küre çapı küçük olursa bu örnekte hiçbir şekilde bunu anlayamıyormuş ve de etkilenmiyormuş. Bu sefer etkilenmez dedik. Zaten baktığımızda bir önceki gri faza baktığımızda müşterimiz zaten küre çapının uygun olup olmamasıyla da ilgilenmiyormuş bile. Etkilenmediğini de buradan gördük. Son kullanıcı, araç sürücüsü diyebiliriz buna. Eğer ki küre çapı küçük olursa son kullanıcının başına bir çıkma yükü düşer, kaza yapar demek bu. Erken boşluk yapar, servise hemen gider gibi iki tane etki geliyormuş başına. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Hata küre çapının küçük olması hata türüne bağlı olarak 8 nolu sütunda 5 nolu sütunda belirttiğimiz 3 tane detayı da ayrı ayrı inceliyoruz. Ve her birine bazen birden fazla olmak kaydıyla etkiler yazıyoruz. Şu olabilirdi sizin örneklerinizde. Hata çapı küçük oldu. Kendi şirketimizde parçalar hurdaya ayrıldı. %50'si rework yapılır. Bant yavaşlar. Bantın dışında ilave kontroller yapılır. Ki bakın sayısız etki yazabilirsiniz. Bu örnekte firmaya bir etki, müşteriye hiçbir etki yok. Son kullanıcıya da bu hata türünün iki tane etkisi olduğu varsayıldı. Sonra arkadaşlar 8 nolu sütunu doldurunca buradaki yazdığımız 1
2, 3 ve 4 tane hata etkisini için şiddet tablosundan şiddet değerlerini bulacağız. Şiddet tablosuna baktığımızda parçalar hurdaya ayrılır. Ben şiddet tablosunu hemen açıyorum. Ekranımdan beraber görüyor olacağız. Bakın şiddet tablosu. Hatırlayın, şiddet tablosu için 3 tane sütun vardı. Birincisi bizim fabrikamıza etkisini değerlendirirken kullanacağımız sütun. İkincisi eğer biliyorsak müşteri hattı, araç üreticisi ya da sevk ettiğimiz müşterideki etkilerini değerlendirirken kullanacağımız sütun. Üçüncü sütun ise son kullanıcı yani araç sürücüsünün etkilenme durumlarını değerlendirdiğimiz sütun. Bu üç tane sütun aslında bizim proses fonksiyonunun proses parçasının fonksiyonları başlığında da üçü vardı. Hemen tekrar sunuma geldim. Parçalar hurdaya ayrılır. Bunun şiddet değerine bakacağım. Şuradaki cümlenin. Hemen Excel'i açtım ve kendi şirketime baktığım için buradaki sütunla ilgileniyorum. İlgilenmiş sütun bu. Parçalar hurdaya ayrılır. Gördüm. 8 puanı yazdım arkadaşlar. Bakın. 8 puanı buradan hemen şiddetten yazıyorum. Dikkat edin. İlave açıklama. Eğer bu parça o yaptığım hata bir iş kazasına, trafikte kazaya neden olacaksa onu seçecektim. Şu anda hurdaya ayrılır. Dediğim burada 8 puanı geldim. Şuradaki bölgede yazdım. 8. Müşterim hiç etkilenmez. Hiç puan vermedim. Çıkma 2 düşer. Bu şu demek arkadaşlar. Araç kaza yapar demek. Çıkma yükü düşer ifadesi bu parçada araç kaza yapar. Elinizdeki örnekleri bu şekilde not alabilirsiniz. Hemen geldim. Araç kaza yapar. Araçla ilgili artık konuşuyorum. Bakın buradaki sütunla bakacağım. Orası için. Bir aracın veya diğer araçların çalışma güvenliğine, sürücü, yolcu, diğer yolu kullananların veya yayaların sağlığını risk altına alabilir. Buna başka bir ifade söyleyeyim. Kaza yapar. Evet. Çıkma yükü bu şirketin jargonu çıkma yükü düşer eşittir kaza yapar. Otomatikman 10 puanı buraya arkadaşlar yazdık. Bir tane daha etki yazmıştık. Erken boşluk yapar demiştik. Hemen bakalım. Erken boşluk yapar kısmi olarak aslında şu demek. Ürünün araç kullanıcısı aracını daha kısa sürede servise götürecek demek. Servise hemen servis hizmeti alması gerekiyor. Ona da 8. Siz şunu da diyebilirsiniz. Amaçlanan servis ömrü boyunca normal aracın çalışması için gerekli ana fonksiyon azalır. Bu da yanlış olmaz bu arada. Yani burada ikilemde kaldığımız noktalarda her zaman yüksek olanı alıyoruz. İkilemde kaldığımız noktalarda ekip velev ki kararsız kaldı. Ekipte iki kişi diyor ki bu 8 olmalı. Ekipte bir kişi diyor ki ya 7 olmalı. Arkadaşlar 8'i kullanın. Şirketi güvenli tarafta tutmak adına 8 kullanıyoruz. Dolayısıyla şiddet yani hata etkilerini şiddet tablosundan bakarak doldurduk. Mouse'un ucundan görüyorsunuz bu bölgeyi. Peki şiddet sütununa hangisini yazacağız dersek herhalde en basit kural kanundur. Güvenli seviyede kalmak için buraya yazdığım sayıların en yükseğini buraya yazıyoruz. Bu örnekte şiddet değeri 9 oluyor, 10 oluyor arkadaşlar. Şimdi geldik. Buradaki 10 nolu sütunu yani proses iş elemanlarının hata nedenlerini yazmak. Evet, 10 nolu sütunu yazarken arkadaşlar 6 numaralı sütunda belirtilen iş elemanları o hemen 6'ya döndüm. Bir operatör ve bir makine varmış. Demek ki makinenin ve operatörün 7 numarada belirtilen hata türünü yaratma nedenleri. Bir daha söylüyoruz. 6 numaradaki iş elemanlarının 7 numaradaki kürçapı küçük yapabilme nedenleri arkadaşlar. Bakalım. 1. Doğru punta kullanmazsa kürçapı küçük olabiliyormuş. Operatörün hatası. 2. Yanlış ilerleme hızı, makine hatası, yanlış kesme hızı, makinenin yaptığı bir hata, iş elemanı. Yanlış ayar,
Yanlış program seçimi yapılırsa eğer bu proseste küre çapı küçük olabilirmiş arkadaşlar.